Erkan Petekkaya'ya en büyük destek yapımcı Mustafa Uslu'dan geldi demiştik. Mustafa Uslu şu an telefon hattımızda. Mustafa Bey merhaba. Merhabalar. Merhaba. Mustafa Bey, destek mesajınızda şu sözleriniz dikkatimizi çekti. Yazıklar olsun sana bu tezgahı kuranlara diyorsunuz. Bir tezgah mı kuruldu Erkan Petekkaya'ya? Oyuna bence mı geldi? Bence bir tezgah kuruldu. Her şeyden önce şunu unutmamalıyız ki Erkan Petekkaya bir baba. Evet. Eşinin sevgili kocası, ailesinin babası, benim dostum, arkadaşım. Dün gece büyük bir talihsizlik yaşandı bence. Çok üzgünüm. O orada ben yapmadım, yemin ederim ben yapmadım derken benim içim acıdı. Mustafa Bey, konuşabildiniz mi olaydan sonra kendisiyle? Konuştum. Peki neymiş mesele? Ben yapmadım dediği nedir? O detaylara girmedim. Fakat ben dün gece konuştum onunla. Çok geç saatlerde konuştum. Evet. Ne diyor? O da şeydi. Kendisine yapılandan dolayı çok üzgündü. Ben sakin olmasını, kendisine yakışmayan paylaşımlar yapmamasını rica ettim ondan. Evet. O da sağ olsun beni dinledi. Her şeyin düzeleceğini, her şeyin daha güzel olacağını, insanların doğruyu yanlışı fark edeceklerini, haklıyı haksızı fark edeceklerini, ama onun çılgın bir hareket yapmaması gerektiğini bir arkadaşı, bir dostu olarak gece aradım, konuştum. Ben ona sakin olmasını söyledim. Bizim onu tanıdığımızı, dostumuz olduğunu, her zaman her attığı adımın altına imza atarım ben Erkan Petekkaya'na. Dostumdur benim, arkadaşımdır. Her zaman da tabii ki yanındayım. Konuyla ilgili de ufak bir bilgim var. Hani orada ne olduğuyla ilgili. Evet. O çok, yani ona yapılmaması gereken bir hareket maalesef. Nedir? Efendim? Ne yapılmış? Fiziki bir şey mi? Ne yapılmış? Kendisine fiziki bir şey yapılmış. Kendisine. Durup çok rahatsız olmuş. Sonra bunu dile getirmeye kalkışınca kendisine işte sarhoş bilmem ne diye böyle bir ithamda bulunulmuş. Oysa videoda da görüyorsunuz. Böyle sarhoş bir durum hissettiniz mi siz? Hayır böyle? Zaten şimdi gelen mesajlarda sanki adama biraz haksızlık yapıyor. Bize dik duruşlu geldi, alkollü gibi gelmedi kesinlikle. Gözümüze şeklinde yorumlar var. Mustafa Bey, biz bir şey okuduk sosyal medyada. Uçakta olan biri yazmış ama tabii ne kadarı doğru bilmiyoruz. Fiziki bir taciz gibi bir şey mi yaşanmış? Kendisine. Evet. Yani şöyle söyleyelim, Erkan Petekkaya'nın kalçasına dokunmuş birisi. Bu da buna sinirlenmiş. Evet, sinirlenmiş. Bu mu olay? Evet. Niye yapıyorsunuz? Ben insanım, aranızda oturmam suç mu? Deyince olay buralara varmış. Yanındaki kadın yolcudan gelen bir şey mi bu? Çünkü koltuklar çok dar. Yani. Evet. Yani ya binerken ya o sıkışıklıktaki bir hanımefendinin yapmış olduğu bir şey. Bir kadın Erkan Petekkaya'nın kalçasına dokunuyor. O da bunun üzerine tepki gösteriyor. Evet. Aynen öyle. Gelen mesajlardan bir tanesi bu yöndeydi. Herhalde uçakta olup da bize ulaştırılan mesajlardan bir tanesi de acaba doğru mu dedim. Çok özür dilerim. Erkan Petekkaya bir hanımefendi olsaydı, böyle bir şeye uğrasaydı, hepimiz buna bugün... Evet, bugün kadına taciz diye. Taciz. Bugün bunu konuşuyorduk değil mi? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Karşınızdaki Türkiye'nin bir başrol aktörü, yakışıklı bir insan, dünyanın her tarafından hayranları olan, iyi bir aile babası. O böyle bir şey yok. Böyle bir durumla karşı karşıya gelemez mi? Hiç mi aklımız bunu şey yapamıyor, algılayamıyor? Tabii ki. Kesinlikle bunu, buna ve buna benzer şeyler ben mesleki hayatımda da gördüm. Nasıl bir hanımefendiye bu yapılabiliyorsa bir beyefendiye de yapılabiliyor bu. Yani Mustafa Bey, aslında kadına orada, erkeğe bakmaz. Tacizse taciz. Ben yapmadım dedi. Kadınla arasında bir tartışma oluyor.
tartışma evet. üzerine diyorlar ki sen olay çıkardın evet, deyip evet, onu... Aynen. Sarhoşsun, olay çıkartıyorsun. Sarhoşsun, olay çıkarıyorsun. Ben yapmadım, yemin ederim ben yapmadım. Evet, evet. Yolculardan birinin de çektiği video herkesi yönlendiriyor. Bir, sizce bir insan hem alkol yasaklansın deyip hem de maalesef ki alkol kullanıyor olamaz mı? Yani kullanıyor da yasaklanmasını isteyen bir insan olamaz mı? Evet kullanıyorum ama ya keşke yasaklansa hani bu meli. Keşke hepimiz kurtulsak diye evet, mi? Evet. Evet. Bir de orada tabii Erkan Petekkaya'yı en rahat suçlamanın yollarından bir tanesi de sen zaten hep alkollüsün. Sen zaten hep sarhoşsun. Senin geçmişinde bu malzeme var zaten deyip böyle bir hale getirme. Peki Erkan Petekkaya o kadınla ilgili bir şikayette bulundu mu? Herhangi bir işlem yapıldı mı? O öyle bir insan değil ki. O öyle bir insan değil. Görüyorsunuz orada business class oturmuyor. Ekonomi class. Evet. Ekonomide yani. Evet. Ama Erkan Bey bir insanın başına gelebilecek en fena şey de iftiraya uğramaktır. Yani, şey ya, Mustafa yani Bey. Çok üzüldüm. Gerçekten dün gece biz ailecek sabaha kadar ablamla falan buradaydı. Bir de ailecek tanıdığımız için kendim evet. dostum benim. Çok üzüldük yani insan dostunun bu duruma düşürülmesine, evet. haksız böyle bir komploya kurban gitmesine. Çok üzüldüm. Ben olayı ilk gördüğüm anda hiçbir şey bilmeden bunun bir şey olduğunu hissettim. Çünkü Erkan Petekkaya'yı tanıyorum. Evet. Pamuk gibi bembeyaz kalbi var bunun. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız ben teşekkür için. Ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz.